Her ay buradayım ben. Nasılsın? Ayda bir defa Hayati Bey konağımız olur. Evet. Odur ki bizim onunla çok maraklı söhbətlerimiz oldu. İlk defa da konağımızsınız. Necəsiniz? Azerbaycan'a hoş gelmişsiniz. Necə hissediyorsunuz özünüzü? Hoş bulduk. Ben daha önce de geldim Azerbaycan'a. Geçen sene geldim. Hatta yakın bir zamanda gelmemi çok istedi Hayati Bey. Çekimlerim çok yoğundu. Şimdi çekimlerim bitti. Fırsat buldum, geldim. Hatta bu sefer biraz uzun geldim. Bir üç gün boyunca buradayım. Necədir? Bak, Azerbaycan'a her geldiğinizde ne hissediyorsunuz? Yani böyle deyirik ki her zaman iki dövlət bir milletik biz. Bura gelende de Hayati Bey her zaman söylüyor ki öz evimde hissediyorum özümü. Ceyda siz de qonaq olmuşsunuz bir defa. Müxtəlif televizya programlarında gelip çıxış eləmişsiniz Azerbaycan'a. Kendini nasıl hissediyorsun? Yani her defa gelende. Kendini hissediyorsun? Bakı ilə İstanbul. Sizin için yani necə hissediyorsunuz? Yani ben bir Hayati Bey burada olduğu için kendimi daha bir iyi hissediyorum. İkincisi buradaki karşılama beni çok mutlu etti. İnsanların karşılama, sevgisi, davranışları çok mutlu etti. Yani çok bir şey yabancılık çekmedim. Yani çok kolay geldi benim için Bakü. Çok güzel. Bizim için de daha çok uçağa bindi. Şöyle söyleyeyim. Buyurun. Uçağa bindi gelirken uçakta başladılar fotoğraf çekilmeye. Uçakta ben ona dedim ki hatta havalimanına gidiyoruz, herkes onunla ilgileniyor, fotoğraf çektiriyor. Ben seni kıskandım, ben bir daha seni getirmeyeceğim dedim. Çünkü beni herkes biliyordu, tanıyordu ama sen geldin, ben senin gölgende kaldım dedim. Tamam. Hayati Bey hara gelirse Ceyda Hanım'ın yanında da. Evet. Birazdan Nuşabe Hanım'ı da Hayati Bey'le beraber görecek. Ceyda Hanım'ın çekildiği dizili herkes Azerbaycan'da izleyip o yüzden herkes tanıştı sizden gıyabı olarak. Televizyondan tanıyorlar, diziden tanıyorlar. Doğru. Şimdi canlı olarak burada tamaşaçılar sizden görüştüler. Yani televizyon tamaşaçıları da çok sevindiler ki bugün siz bizim de konağımız sayılırsınız. Yani siz Azerbaycan'a geldiğinde herkesin konağısınız. Evet. Doğru. Evet, teşekkür ederim. Ben hatta televizyon programı, biz ümumiyyətlə Xəzər TV'də anons eləmişdik bizim günü xüsusi anonsun ki Ceyda Ateş konağımız olacak, Hayati Bey Nuşabe Hanım konağı olacak. Dün akşam da sosyal şəbəkədə, Facebook'da biz anons elədik. Artık herkes başladı mənə mesajlar göndermek ki, mən gəlmək istəyirəm ora, Ceyda Ateş'in şəkil çəkdirmək istəyirəm. Bəzilər söyləyir, məhz Nuşabe Hanıma görə baxacağım o programa, hatta belə də yazmış. Hayati Bey, size sualları olan tamaşaçılarımız var idi. Çok marak gösterdiler hakikaten de. Artık baktım ki en çok fotoğraflar. Fotoğraflar yazdılar ki Ceyda Hanım'ın gelip şekillerini çekmek istedik. Filan böyle stilistler, vizajistler her biri için maraqlıdır. Ümumiyyətlə, aktrisanın üz cizgileri, onun geyim tərzi, onu daha yaxından görmek, ünsiyyatlı olmak. Tabii ki adını seriya koydum. Serialını da biz de çok seve-seve izleyirik. Sizi de o obrazda sevmişik, beğenmişik. Uğurlar arzuluyoruz. Hayati Bey'e teşekkür etmeliyim ki bu cür ünlü yani artık Türkiye'de tanınmış ve Türkiye'nin televizyonları dünyanın her bir yerine yayımlandığına göre Türkiye aktrisalarını, aktörleri, sanatçıları herkes iyi tanıyor. Yani biz de izleyici olarak. Bizde de evde çocuklar çok seviyorlar. Yani şimdi yakin ki benim telefonuma kızım da oğlum da söyleyecek bu anne bir fotoğraf yaptır. Bizde de hatıra olarak kalsın. Evet, evet. Doğrudur. Evet. Ceyda Hanım gerçekten yani Türkiye'de çok sevilen bir oyuncu. 5 yaşında, düşünün 5 yaşındayken çocuk bu sektörde güzeli. Çocuk oyuncu olarak başlamış, kendisi mutlaka bahsedecektir. Türkiye'de şu an en çok tanınan aktörlerden, oyunculardan bir tanesi. Azerbaycan'da da çok seviliyor. Geçen sene geldik işte, bir yıl önce konuk oldu bir gün ama dediler ki herkes soruyor Ceyda Hanım ne zaman gelecek, Ceyda Hanım ne zaman gelecek. Sağ olsun bizi kırmadı. Ben de dedim Azerbaycan'da herkes seni görmek istiyor. Sen de tekrar. Aslında biz kulis arkasında da konuştuk ki Ceyda Hanım 5 yaşından sinema dizisi çekilmeye başlamış. Ama ben bugün onun ismini öğrendim. Ben onu Hande kimi tanıyordum. Hande diyebiliyorsun. Hande diyebiliyorsun. Hande. Doğrudur. Ceyda Hanım, siz 5 yaşında 5000 çocuk arasından çocuk güzeli seçilmişsiniz. 24 yaşındasınız. Sen 24 yaşındayım. 19 dizide, bir sinema filminde, bir reklam filminde rol almışsınız. Ümumiyyətlə, aktrisa üçün, oyuncu üçün harici görünüş, dış görünüşü çok önemliydi, çok vacipti. Siz mesela harici görünüşünüze gün ərzində özünüze ne kadar vaxt ayırırsınız, ne kadar zaman ayırırsınız? Şimdi biz o kadar çok yoğun çalışıyoruz ki kendimize çok az vakit ayırabiliyoruz. İşte o vakitte de işte kendimizi
sorunlarınızı karşılamaya çalışıyoruz. Ben kendim için en şey yaptım, makyajsız dolaşmayı tercih ediyorum. Çünkü setlerde o kadar çok makyaj yapılıyor ki bu cildimiz çok kapanıyor, hava almıyor. Onun dışında günlük hep bakımlarımı yapıyorum. Yani makyajım olmasa bile silerim mutlaka suratımdaki şeyleri. Yani olabildiğince vakit ayırmaya çalışıyorum ama dediğim gibi daha çok uykuya vakit ayırıyorum. Çünkü o kadar çok çalışıyorum ki çok uykusuz kalıyorum. Hiç uykuya vaktimiz var da ama uykuya uyuyabilmiyoruz. Yani ben artık dediğiniz gibi telefon falan sürekli çalıyor. Ben artık kapatıyorum çünkü ben günlük hayatı 2 saatlik uykuyla devam ediyorum. 2 saatlik. 2 saatlik çok yani çünkü çok yoğun çalışıyorum. Belki işim olmadığı zaman hani o uyku 5-6 saate çıkıyor ama çalıştığım dönemlerde 2 saatlik uykuyla devam ediyoruz biz. Aydın'da. Bazen biz de öyle yorgun oluruz ki bakmaya ki yorgun da işlerimiz. Ama uyuyamıyoruz. Hep gözlerimizi kapatıyoruz, uyuyabilmiyoruz. Ümumiyyətlə, indi informasiya əsrində, dövründə yaşayırıq. Elə bir vaxtdır ki, hər saatda, hər dəqiqədə, hər saniyədə belə xəbərlər yenilənir. Xəbər saytlarına daxil olduğumuzda. 6-cı günü, şənbə günü və bazar günləri xəbər saytlarına daxil olduğumda orada müxtəlif bəzilərinin kliplərini, videolarını, görüntülərini, yəni heç belə gözləmədiyin anda qəribə belə deyə, xəbərlərlə rastlaşırsan. Nüşabə xanım haqqında bir xəbər oxudum. Nüşabə xanım xeyli kilo verib, yəqin ki tamaşaçılar da onu hiss elədilər. Artıq çox incə, çox zərif belə bir görünüşü var. Nüşabə xanım, necə oldu? Bax, necə baş verdi bu kilo vermək, bu çəki atmaq? Özünüzdə bir əzim, bir nə hiss elədiniz ki, iradənizi tabi elədiniz ki, mən mütləq çəki verməliyəm, kilo verməliyəm? Yoxsa necə? Aslında hər şey, mənim bir dayı oğlum var. Bilmem siz de dayı oğlu söylüyorsunuz. Dayı oğlu. Dayı oğlu. Dayı oğlu. Dayı ben dayı oğlum var. Her gün hep söylüyordu ki, dedim ki ben kilo verebilmirim, kilo verebilmem. Dedim ben seni bir haftaya arıkladarım, kilo verirsin. Dedim nasıl yaparsın bunu? Böyle sen ağzından skoçla, skoç... yapıştır. Onu yapıştır. Onu yapıştırırım. Sen kilo verme, bakıyorum ne yaparsın. O zaman kilo verirsin. Elbette bizim yemeğlerimiz çok kalorili. Çok. Hande Hanım. Çok lezzetli. Doğru. Ben dünen de söyledim. Aslında lezzetli ne varsa hep ziyanlı insana. Zararlıdır. Lezzetli yemeğiyle zararlıdır. Ama ne yapalım? İnsan istiyor. İnsan bunu ne zaman yiyecek? Evet. Yani bu yiyecek varsa bunu yemek lazım. Bunu ne zaman yiyecek? Neçe kilo verdiniz? 16 kilo. 16 kilo. Ama bunu ben böyle yaptım. Yani bizim bir arkadaş da, o da Almanya'da çalışmış. O bana söyledi ki yemek yediğin zaman su içmeyeceksin. İçecek içmeyeceksin. Su istiyorsanız, çay istiyorsanız, ya şirek sok istiyorsanız, o zaman yemekten önce ne kadar içirsen iç. Aha, bu resepti ben de okudum sizin misal. Ondan sonra açtığın zaman ne yiyorsan ye, ekmekten ekmek, et, ne yiyorsan ye, salatalar müxtəlif ve yediğin zamanda da o zaman su maye kullanmayacaksın. Sonra yedin, tamam bitti. Ondan sonra bir saat imkan verirsen mədə onu parçalasın, sindirsin. Ondan bir saat sonra, iki saat sonra su içersin, çay içersin. Ve bu pəhriziniz devam edir yəqin ki. Ha, devam edir. Ama ben bir tüyo vereyim. Bakın şimdi hanımlar özellikle tabii kilo konusunda çok şeyler. En önemli şeylerden bir tanesi özellikle akşam belli bir saatten sonra o fermuar dediğinizde onu yapmak lazım. Akşam saat diyelim 12'de yatıyorsa bir insan, aha, kesinlikle 8'den sonra ağzına hiçbir şey koymayacak. En az 4-5 saat önce bu işi kapatacak. Yani uyumadan önceki dönemde. En çok kilo ardıran, en çok yağ toplatan şey o akşam yemekleridir. Dolayısıyla akşam 7'den sonra mümkün mertebe hiçbir şey yememek lazım. Bunu özellikle belirteyim. Bir de bitkisel ağırlıklı beslemekte fayda var. Yani o salata türü şeyler, yeşillikler, siz güverti diyorsunuz. Güverti çok güzel. O güverti bol, o sindirime katkısı olur. Sindirmeye yardımcı eder diğer yediğiniz şeyleri. Kalorisi daha azdır, yoktur neredeyse. Onları yapmak lazım. Ve mümkün mertebe o aşırı lezzetli yemeklerden biraz azaltabilirsiniz ama en önemlisini söylüyorum. Akşam 8'den sonra, 7'den sonra hiçbir şey yenmeyecek. Hayati bu çok önemli. Çok önemli de ama mesela bizim işimiz tamamlanır 12'de, 1'de. Ben 8'den sonra kapatsam yemesem. Ben gece saat 3'e kim acıkıyor? Ya yemek istiyorum. Aç yatmakta fayda var, unutmayın. Mümkünse eğer güzel bir vücuda sahip olmak istiyorsanız, fit bir vücuda sahip olmak istiyorsanız. Çünkü hep ben şunu söylüyorum hastalarıma da, bakın bir daha bu yaşa gelmeyeceksiniz.
Bir daha 28 yaşında olmayacaksınız. Bir daha 35 yaşında olmayacaksınız. O kadar psikoloji tesir gösterirken hayatım. 10 yaşın gerekli bir kıyafeti giyemeyeceksiniz. Bu şanssız bitiyor. Nişanlı ham. Yakin ki emel eleyeceksiniz hayatı ben söylediklerine ama hayatı ben o ameliyat masası değiller. Onu geçmen lazım. Gideceksiniz ya yok. Gideceğim elbette. Gideceksiniz. Ve kilo verdikte yani aslında siz şimdi söylediniz diyeceğim Hande Hanım'ın. Hande Hanım. 24 yaşı var. Evet. Benim 45 yaşım var. Evet. Yani 20 sene az bir 20-21 sene az değil. Ve o zaman da benim bu kilo verdikçe neyse bedende gevşeme olacak. Evet. Bunlar hiç önemli değil. Siz kiloyu verin. Aha. Siz verebildiğiniz kadar verin. Onları düzeltmek bizim işimiz. Biz onları düzeltiriz. Siz yeter ki kilolarınızı verin. Bizim programımızda neçe neferler bak böyle Hayati Bey. Aslında ben problemim yani Hayati Bey'le de konuştum. Benim gözümün altında ben çok iller beni kompleksi salıyor. Evet, evet. Siyah olduğuma göre. Evet, aha, evet. Düzdü. Ben bayağı dedim yatabilirim. Uyku az olduğuna göre doğru. O tersi verir. Ama irsi de var. Yani annem de babamla irsi de var böyle şeyler. Doğru. Ona göre gözlerim altından naraziyim. Birçok problem sahip olduğumu bugün evet. Geldiğimiz gelişmişlik noktasında estetik müdahaleyle, estetik cerrahi müdahalesiyle ve yardımcı adjuvan terapi yöntemleriyle rahatlıkla düzeltilebilir hale gelmiştir. Bunda hiç şüphe yok. Bunlar işin bir kısmı, bizimle ilgili kısmı. Siz yeter ki o kilolarınızı verin, fazlalıkları, gereksiz fazlalıkları, geri kalan kısmı düzeltmek bizim için çok büyük bir sorun değil. Bunlar çok önemli ama en önemli ben kadınlarda özellikle istirham ediyorum. Bakın kilo almasınlar. Bak ben estetik cerrahi olarak söylüyorum. Sonuçta bana gelecekler. Ben onlardan yağ alacağım, ameliyat yapacağım tamam ama istiyorum almasınlar, aldıklarını da versinler. Verdikten sonra yapacağımız iş daha güzel kendini gösterir. Doğru. Onlar kendilerini daha mutlu hissederler. Çok doğru. Hayati Bey, biz mesela şişman bir hanımdı, tabii. Estetik ameliyat yaptırmak istiyor. Kilo vermedi. Evet. Ona yapmak olur mu? Şişman bir hanım kilo veremiyor, veremiyor. Kendini veremiyor. Veremiyor. Aha. Mecburen olacak o zaman. O zaman başka çare mecburen bize gelecek. Veremiyor. Ama ameliyattan ama şu var, sonra bitmek. Şu var yalnız bakın. Belli bir kilonun üzerindeki kadınlarda ya da erkeklerde. Belli bir kilonun üzerinde. Artık bugün gelişmişlik düzeyi içerisinde değerlendiriyorum. Genel cerrah arkadaşlarımız çok güzel bazı operasyonlarla o kilo ve aldırma işini sağlayabiliyorlar. Yani mideye yaptıkları bazı işlemlerle, mide daraltıcı veya bypass yapıcı bazı uygulamalarla çok rahat kilo verebiliyorlar ancak kendisi veremiyorsa. Hani kendisi verebiliyorsa en güzelidir unutmayın. Bir insanın kendisinin kilo vermesi en idealidir. Aha. Ama kendisi veremiyor. Aha. Belli bir kilonun üzerindeyse, obez düzeyinde, morbid obez düzeyindeyse genel cerrah arkadaşlarımız çok başarılı bu konuda ameliyatlar yapıyorlar. Ve artık insanın kilo almasını azaltıyorlar. Ve işte Ceyda Ateş gibi insanlar ortaya çıkıyor. Neçe kilosuz? Ben kilo aldım. Yani ben bu sene işte evlerden birinde çalışırken ben 9 kilo aldım. İndi neçe kilosuz? Sonra 5 kilo verdim ama 9 kilo aldığım zaman benim vücudumun tek alan yeri karın bölgesi ve yanaklarım. Başka hiçbir yerim almıyor. Hatta Hayati Bey'i çok aradım. Dedim ki benim karnım oldu. Bunu yapabilir miyiz? Gitmiyor. Her zaman böyle şey. Hemen beni arıyor. Ne yapacağım buraları nasıl zerseyeceğim? Şakalaşıyorduk. ama işte ben bir de çok spor yapan bir insanım. Hani yüzerim, yürürüm, işte bisiklete binerim, işte spor salonunda gidiyorum. Ama genetik olarak aile yapısı da böyle. Babam da böyle. Çok uzun boylu babam. 1.88 boyunda ama onun da sadece karın bölgesi ve yanakları alır. Benim de öyle. Şimdi tekrardan dikkat etmeye başladım yemeklerime. Çünkü ben hiç dikkat etmiyordum. Yani ben hayatım boyunca yemeklerime dikkat etmedim. Ha et yemiyordum ama hep sebze türü şeyler yiyordum. Sebze ve salata. Ama dediğimiz gibi biz de gece çalıştığımız için setlerde bir insan daha çok acıkıyor. Mesela ben 12'den sonra yemeği çok seven bir insanım. Hani yine kısmış değilim. Yiyorum. Hani çok zararlı bir şey ama yiyorum ama çünkü o setlerle çalışıyoruz. Yoğun işte vücudumuz halsiz kalıyor. O yüzden toparlıyorum. Ama demediniz ama çekiniz ne kadar? Kilonuz ne kadar? Kilom 48. 48 kilo. Ceyda Hanım söylemişsiniz ki müsahabelerinizin birinde görsel bir iş yapıyorum ve bu konudan rahatsız olduğum için yaptırdım. Şimdi çok mutluyum ameliyatla bağlı. Ha, evet yani bir göğüs operasyonu geçirdim. Hayati Bey yaptı. Dedim ki Hayati Bey. Ya şimdi görsel bir iş yapıyoruz. Tabii ki de hani suratımız bizim çok önemli. Suratımıza ben surata dokundurmaktan yana değilim. Çünkü bir oyuncu her zaman mimiklerini kullanır ve suratıyla iş yapar. Hani vücudunun dışında suratıdır asıl önemli olan yeri. Bir ufak bir göğüs operasyonu geçirdim. Bir büyütme yaptık. Sadece ihtiyacım vardı ve görsel bir elbise giydiğimde daha bir şık durmasını istedim. Böyle bir ameliyat geçirdim. Şimdi özünüzü daha hoşbaktı hissediyorsunuz.
Tabii. Buna tabii göre de Hayat Bey teşekkür ederim. Bizi şöyle düşünün, Ceyda Hanım şu an 24 yaşında. Düşünün 40 yaş olacak, 50 yaş olacak değil mi? Allah ömür versin. Daha yaşa yaşlanacağız. İnşallah. Ben nasıl 51 yaşına geldim? Bir anda ben ne zaman geldim bilmiyorum. Bizim kadınlarda aslında kızlarımız zaten bak bizim ameliyat evet. Yaptırdın mı sen? Yok. Yaptırmadı. Ama bu da zayıftı. Yaşı az evet. O zaman evet. Zayıf olacak. Tabii. Ama zaman geldiçe evlendikten bir çocuk annesi tabii. Olduğu tabii. Zaman onun beden forması hükmen değişir. Tabii, tabii ki evet. Estetik lazım olduğunda, ihtiyaç duyulduğunda evet. Ve eğer aynada özünden narazısan sen mütlak bak bu estetik ameliyata müracaat etmelisin ki en önemlisi peşekar hekime müracaat etmek lazımdır ki neticeden mükemmel neticeden razı kalasız. Az tamaşaçılarımız kaynar söhbətimiz devam edecek. Ceyda Ateş'ten Nüşabə xanına hele maraqlı etraflar gelecek. Görək Hayati Bey onlara ne... Ölmüş ağları biçare gönül uzanmıyor ki kolları hep kara haber getirdi yaz yağmurları senden bir haber geçer mi ömrüm. Uzanmıyor ki kolları hep kara haber getirdi yaz yağmurları senden bir haber geçer mi ömrüm kanarım karanlıklar içinde gün doğar ya aniden belki öyle can bulur yarım kalan hikaye İçinden gün doğar ya aniden belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz gidecek yerim mi var diyecek sözüm mü var bunu ellem anlamaz sana ihtiyacım var gidecek yerim mi var diyecek ihtiyacım var söyledin Nüşabə Hanım. Bizim de size ihtiyacımız var. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Elleriniz var olsun. Çok sağ olun. Çok güzel bir mahnıydı. Teşekkür ederim.
İstanbul FBM Klinikası'nın baş sponsorluğu ile bizim gün devam ediyoruz tamaşaçılarımız. Eliri Avangard grubuna minnettarıq. Bu arada əziz tamaşaçılarımız qeyd edeyim ki, bizim gün proqramının rəsmi Facebook səhifəsi də fəaliyyət göstərir. Bizim gün rəsmi səhifə, bizim günə daxil ola bilərsiniz. Orada istəklərinizi, şərhlərinizi, qonaqlarımıza müxtəlif suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Hansı qonaqları görmək istəyirsinizsə proqramımızda, bax bu haqda yaza bilərsiniz. Mütləq orada sizin suallarınız, şərhləriniz hər biri diqqətə alınacaq, nəzərə alınacaq. Bax belə bunu da söylədim və davam eləyirik. Ceydal xanım müsahibələrinin birində söyləyib ki, mən üzdə olan estetiyə qarşıyam əslində. Çünki aktyorlar, oyuncular əsasən mimik qırışlar, üzlərində mimik o qırışlardan ki, yaranmalıdır, istifadə eləməlidir, o obrazı çatdırmaq üçün, həyəcanı yaşamaq üçün mütləq o mimik üz qırışlarından istifadə olunur. Bu baxımdan qarşısız üzdəki estetiyə, yoxsa yani, necə? Yüzdə şölə bir şey, hani təbii ki də botoks bir oyuncu üçün gerçekten hani kötü bir şey. Çünkü bütün mimiklerinizi donduruyor. Ama hani mesela benim ben çocukken işte dalış yaparken aha, taşa burnumu çarpmıştım ve sizin de olduğu gibi şurada küçük bir kemiğim vardı. Hayati belki sekizdaydı değil, gel bunu buradan götürelim. Küçük bir kemiğim vardı. Hayati Bey onu törpüledi ama hani tutup bir estetik aha şeklinde yapmadı. Sadece onu doğal bir hale getirdi kemiğimi. Onun dışındaki dediğim gibi yüzdeki işte o dudak dolgusu, işte burnu daha minik aha yapıp kaldırmak ya da dediğim gibi botoks yapmak bir oyuncu için gerçekten kötü. Çünkü bütün doğallık gidiyor ve yaptığınız mimikler anlaşılmıyor. Zaten yapay duruyor. O yüzden hani ona karşıyım. Bəs üzünüzde ümumiyyətlə hansı prosedurlar hayata geçirildi? Hansı estetik oldu cüzi? Hayır, yüzünüzde ne yapıyorsun? Sadece burnunda ufak müdahale yaptın. Sadece burnunda. Sadece burnunda. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Yalnız orada şöyle söyleyeyim, bir parantezimi açayım ben, aha, bir bilir kişi olarak gireyim. Hem de evet, slaydımızı da izleyeceğiz. Ceyda Hanım'ın resimlerinden ibaret slayt görünecek şimdi ekranda. Bakın, yüz üzerinde estetik müdahale nasıl karşıyım, ben de karşıyım ama nasıl karşıyım anlatayım. Ceyda'nın dedikleri şöyle doğru, aha, yüzün orijinalliğini bozan, yüzü unnatural hale getiren, günde bir yüzde bir sunilik oluşturan, his heyecanı çattırabilmeyen, bütün müdahalelere ben karşıyım. Bunu yapan bir insana karşıyım. Ancak doğal olmak kaydıyla, natürel olmak kaydıyla, anlaşılmamak kaydıyla, yani diğer şahıslar baktığında sizin yüzünüzde bir operasyon geçirdiğini anlamamak kaydıyla, böyle bir operasyon, evet bu operasyon bizim yaptığımız bir operasyon ve önerdiğimiz bir operasyon. Ancak kişi rahatsızlık hissediyor örneğin. Yaştan dolayı olabilir, değil mi? Kilo alıp vermek olabilir veya doğuştan olabilir, ne olur? İnsan dokularda bir eksilme olabilir. O zaman mutlaka ve mutlaka bir müdahale gerekir. O eski güzelliğini, eski tazeliğini, aha, eski freshliğini, doğallığını yeniden kazansın diye bir müdahale zorunlu hale gelebilir. Kişi arzuluysa, kişi istekliyse. Aha. Yoksa düşünün güzel bir kız, şimdi ben Ceyda Ateş'e veya size yüzünüzü değiştireyim, kaşlarınızı kaldırayım, yüzünüzü geleyim, bu doğal değil. Evet. Ama ben mesela sizin için söylüyorum, ben bunu söyledim, size canı da söyleyeyim. Ben sizin burnunuzu yapmak isterim ama nasıl yapmak isterim siz? 8 ay dediğim. Ama şunu yapmak isterim, siz bunlara rahatsız değilseniz yapmak istemem. Ben sadece kendim bir estetik cerrah olarak elim gider. Yani hakikaten burada bir düzey eksiklik olduğunda, noksanlık olduğunda bunu düzeltmek isterim ben. Ama siz bundan rahatsızlık duymuyorsanız, siz bununla çok mutluysanız, sizi hiç ilgilendirmiyorsa olmak zorunda değilsiniz. Yani anlatabildim mi? Ancak sizin de böyle bir duygunuz varsa, benim duygum örtüştüğü zaman o zaman operasyon olur. O zaman başarılı olur. Bu arada çok yaşlı, geçen galstukunuz var Hayat Bey, onu da söyleyeyim. Nasıl? Yeni aldınız diyesem galstukunuz. Kravatınız çok güzel. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok, çok maraklı, böyle üstünde nakışlar var. Nakışlar var, çok teşekkür ederim. Valla bu kravatı bana değerli arkadaşım Vasif Muharrem'le. Vasif Muharrem'le evet, hediye etti. Sağ olsun, sağ olsun. Salamlıyoruz buradan Vasif Muharrem'le. Ben Vasif Bey'i çok seviyorum ve gerçekten onu Türkiye'nin İbrahim Tatlıses'ine. Ben ona şey diyorum, Azerbaycan İbrahim Tatlıses'i. Tanıtırken de ona Türkiye'de Azerbaycan İbrahim Tatlıses'i diyorum. Çok seviyorum, sağ olsun bunu hediye etmiş. Kendisine buradan çok, çok teşekkür ederim. Çok üzüldüm. Sağ olsun, sağ olsun. Buradan da. Sağ olsun. Yani demek istediğim doğal olmak kaydıyla, natürelliği bozmamak kaydıyla botoks da yapılabilir. Göz kapağı da yapılabilir, kaş da yapılabilir, burun da yapılabilir, dudak da yapılabilir. Yeter ki anlaşılmasın, ya suni durmasın, ileti gibi durmasın. O, aha, önemli olan o. Dediği o, ben o anlamda tabii ki katılıyorum. Zaten bugün bizim estetik cerrahide geldiğimiz nokta şu. Mümkün mertebe olabildiğince doğal.
olabildiğince natürel ve üçüncü şahıslar tarafından fark edilmeyen. Sizde bir değişiklik var, bir güzellik var ama nedir o güzellik? Densin. İşte bu duyguyu yaratmak için yapılan işlerdir plastik cerrahi. Hayati Bey, Nüşabe Hanım'ı vizual olarak, görsel olarak nece değişmeyi mümkündü ki? Çok, çok güzel bir hanım. Bir kere gerçekten hani yaş 40 küsur yaşında tabii ki. 40 maaşıma yani o yaşa göre ya, gayet güzel. Kompleksi de söylüyor her zaman. Bak, 45 yaşım var. Çekinmiyor işte. Gerçekten çok, çok güzel bir fiziği var. Çok güzel bir iskeleti var. Ana iskeleti var ama. Hepimiz biliyoruz yaş bizde bir takım şeyleri. Hepimiz bir gerçek ki yaş bazı şeylerimizi eksiltiyor. Yani eminim ki 10 yıl önce, 15 yıl önce çok daha farklı bir fiziği var. Şu an bile mükemmel bir güzelliği var, fiziği var ama tabii ki bazı, ben bir eski yara olarak söylüyorum, o yaşın getirdiği veya kilo alıp vermenin getirdiği bazı değişiklikler var. En çok kilo alıp verdim. Ha, işte ona bağlı bir takım değişiklikler var. Dermanlar içtim. Ona bağlı tabii. O da ne olur? Onlar da yapılırsa tabii ki çok daha güzel olur. Çok neçe daha... yaş cavanlaşacak yani, inşallah hanım. Bakın estetik müdahalelerle estetik müdahalelerle gerçekten insan yüzünde aşağı yukarı bazen 5, bazen 10, bazen 15 yaş, bazen daha fazla değişiklik yapmak mümkün olabiliyor. Benim bir hastam vardı örneğin, hiç unutmuyorum. 60 küsur yaşındaydı, yüz germe ameliyatı yapmıştım, yüz gençleştirme. Aha. Ona 40 yaş vermiyorlardı. 40 her demiyorlardı. Her tabi derecede. Yani 38, 37, 35, 35 diyen bile vardı. Çok ilginç, hatta şöyle bir hatırasını anlatmıştı bana. Hocam bir gün eşofmanlarımı giydim. Parkta koşu yapıyorum. Koşarak iki tane genç delikanlı. Onlar 25, yani benim oğlumdan çok daha 25, 26, 27 yaşlarında. Yani öyle ki yerde işte ya hanımefendi tanışabilir miyiz? Yani böyle oğlum dedim diyor. Ben sizin yaşında oğlum var ben 40 yaşında. Yani Hayati Bey. Akran düşündüler. Ama getirin. Makyaj var. Bayağı vizaj. Hande Hanım söyleyecek. Hande Hanım. Siz Hande değil. Önce Hande Hanım dedi ki makyaj gündelik hayatta makyaj çekmir, kullanmıyor. Ben de gündelik hayatta makyajdan istifade etmiyorum. Yani daha bir 10 yıl cavan görsenir. Ama efre çıktığımda gözümün ki altında siyahlar var. Doğru. Onu kapatmak için doğru. Makyaj çok istifade ediyorum. O da insanı yaşlı gösteren. Makyaj yani çok istifade eden de insanı yaşlı gösteren. O zaman yani öyle bir hal duruma getirmek lazımdı ki yani benim gözümün altını ki ben makyajsız gezim. Makyajsız evet. Heh, mesela bu işte. Olay bu. Yani bakın oradan bir rahatsızlık hissediyorum. Gözüm kapaklarından diyor. Evet. Buna da öyle bir müdahale yapın ki ben buna ihtiyaç hissetmeyeyim diyor. İşte plastik cerrahinin amacı bu. Yani rahat bunu yapmaya rahat şekilde makyajsız gezmek istiyor. Ben hayatta olsa da rahat gezerim. Bir eynet de Efre de makyajsız çıkmak. Efre yok. Lap da o biraz da ton vermek böyle. Göz kapakları insanı en çok gösteren, İnsanı böyle dinlenmiş gösteren, güzel gösteren, içinin ruhunun güzelliğini dışa yansıtan önemli organlarımızdan, gözlerine bakarak insanlar hakkında kanaat veriyoruz değil mi? Heh, o kapaklıkta ortaya çıkan değişiklikler bizi yaşlı gösteriyor, bizi yorgun gösteriyor, uykusuz gösteriyor. Cerrahi müdahalenin amacı ne? Tekrar o eski sıkılığını, eski gerginliği, eski fresh ve gençliğini yeniden kazandırmak. Odur ki amaç ben o. Buradan anons edeyim. Herkes bilsin, duysun, eşitsin. Nüşabe Hanım'ı bir nece müddetten sonra tamamıyla farklı bir imajda göreceksiniz. Tamamıyla farklı bir obrazda göreceksiniz. Hayati Bey'e göre ne mucizeler yaratacak. İnşallah. Makyajsız. Makyajsız. İnşallah. Nüşabe Hanım söz verdiniz. Makyajsız gelersiniz onda konağımız olarsınız. Gelirim. Niye gelmem? Burada ne var ki? Tamamıyla farklı bir obrazda Nüşabe Hanım İnşallah ki bir 10 yıl, 15 yıl daha da cavan, daha da genç. Özü güzeldi, bundan da artık güzel olacak. Ben de o ameliyata geleceğim. Nasıl? Ben de o ameliyata hemen geleceğim diyor. Ceyda Hanım bana diyor ki hocam ben de bir ameliyata girmek istiyorum diyor. Bak şimdi ben de bu ameliyata gelip gireceğim diyor. Korkmuşsunuz ameliyata bakmaktan. Korkmuyorum, ben girmeyi çok istiyorum. Geçen gün İstanbul'da ameliyatını yaptım, arkadaşının ameliyatını yaptım. Geçen hafta evet. Ceyda'nın arkadaşının ameliyatını yaptım hastanede. Tutturdu illa ben ameliyata girmek istiyorum diyor arkadaşı. Vay, fakat alamadık. Bir kere şartlar girdik, vermedi. O da Samsun'da. Samsun'da bir kere girmiştim. Kulak ameliyatına girdim, izledim. Ben orada bir şey görünce... Bazı stres falan insanlar... hiç ne yok, ben çok merak ediyorum. Yani, tamam hani çok hoş bir şey değil, onu izlemek canlı canlı ama... Belki doktor olasınız. Ben merak ediyorum ve seviyorum da öyle şeyleri. Hatta buraya gelirken dedim ki ameliyatınız var mı, ne olur gireyim dedim. İzlemek istiyorum. Tam bu derecede. Ceyda, bir kadar da yaracılığınızdan danışaq. Müsabelerinizin birinde söylemişsiniz ki her projede, her layihada aslında ben özümü yeniliyorum. Bir aktris olarak, bir oyuncu olarak her projede kendimi yeniliyorum. Bak böyle söylemişsiniz. Bugüne kadar rol aldığınız dizilerde en çok uğur getiren size mesela hangi obrazıydı mı yoksa siz farklı düşünürsünüz? Şimdi
çok küçük yaşta başladım dizi hayatına ve her sene bir dizide oynadım. Şimdi hani bu dizim daha iyi, bu dizim daha kötü diyemem çünkü ayırt edemem işimi. Her biri doğmadı sizin. Yani sonuçta küçük yaştan başlayıp bu zamana kadar geldiğim dizilerde çok şey öğrendim. Hani her sene bir dizi bana çok şeyler kattı. Eğitim açısından, oyunculuğum açısından, görselliğim açısından, ismim ve başarım açısından çok şeyler kattı. O yüzden hani hepsinin yeri ayrı. Evet, son dönemlerde adını Feriha koyduğumla daha bir üst seviye oldu. Sonra bunun peşinden evlerden biri geldi. Tekrar Feriha'ya geri döndüm Eminyon'la. Bundan sonraki projem belki daha farklı olacak. O daha farklı bir başarı katacak. O yüzden ayırt edemiyorum. Yani hepsinin yeri bir ayrı bende. İnşallah. Ama siz o adını Feriha koyduğum serialından ayrıldığınızda çok büyük tepkiler gelmişti. Evet. Serialın izleyicileri tarafından hakikaten de çok böyle tenkitler seslendirmiştiler o serialın senaryosunu yazanlara. Evet. Geri döndüğünüzde çok sevindiler ki orada bir Hande obrazı var. Ben... Çılgın, herkese karşı çıkan bir obrazı var ki serialın böyle diye dizinin duzudur, lezzetidir. Bak o olmadan bir kadar maraksız olurdu. Şimdi Hande orada ortalığı karıştıran bir kızdı. Hani kötü ve dişi bir kızdı. Hande çıkınca öyle bir karakter yoktu hani tam anlamıyla. Evlerden birine geçtiğimde masum bir kızı oynayacaktım. İşte bunun için saçlarım falan değişti, rengi değişti. Diziye geçtiğimde herkes işte tamam masum kız da oldun ama biz seni Hande olarak görmek istiyoruz. İşte o şey ortalığı karıştıran Hande olarak görmek istiyoruz dedi. Ama tabii yeni bir diziye başlamıştım. O dizim de tutmadı. 13 bölüm gitti. Daha sonra tekrardan dizim bittiğinde hemen geri istediler beni. Hani Hande geri gelsin diye. Daha sonra kabul ettik. Hatta dönerken saçlarımı tekrardan sarı istediler. Ama hani ben yapamayacağım artık sarı. Çünkü saçlarım artık yanacak ve hani ben koyu devam etmek istiyorum dedi. Orada da izlediği söylediğiniz oraya da başka bir ülkede saçlarınızın rengini değiştirdiniz. Evet, oradan sonra Emir'in yoluna tekrardan Hande karakteriyle geri döndüm. Aslında Ceyda Ateş özü necə bir insandı? Ortalığı karıştıran biriydi mi? Hayatta necədi? Yoksa sakin, sessiz biriydi mi? Karakter olarak. Yani ben çok sakin bir aslında çok sakin bir kişiliğe sahibim. Hani hiç kimseye karışmam. Hani uzak dururum. Hani sakin bir yapıya sahibim. Ha, tabii ki de insanların hani muziplikleri vardır. Hani benim de var ama hani Hande gibi bir karakterim yok. Hani öyle bir karaktere sahip değilim. Ya yani olmam da yani çok hoş bir karakter kişine sahip olmaz yani o şekilde Hande gibi olan insanlar. Ki günümüzde de var böyle insanlar. Onun dışında ben sakinim. Kimseye karışmıyorum. Hani deli dolu yanlarım var ama sessizliği daha çok seviyorum. Ama ameliyatlara bir hayli marağınız var. Ya işte çünkü... onlar ayrı. Onlar benim hani şey deli dolu yanlarım. Hani ameliyat şeyleri hani onlar çok farklı. Gelin Ceyda Hanım'ın görüntülerine bakak. Daha sonra güzel bir ifa işleyeceğim Nişabe Hanım ifasında. Güzel aktrisamızın 6 yaşındaki resimlerimi bulmuşsun. Ama doğrudan da her şekilde, her resimde bir ayrı, bir farklı Ceyda görürük. Ya saç değişiyor, işte dediğim gibi büyüyoruz. O çok resim zaten 16-17 yaşlarındaki resimlerimdi onlar benim. Hatta bu derece. Hatta 17-18 yaşlarındaki resimlerimde değişiyor işte bir minyonum. O yüzden evet, belki de çok fark olmuyor. Bu hafta danışacağız ve Ceyda'ya başka sorularım da olacak ama şimdi gelin ifa vaxtıdır Nişabe Hanım'la. Güzel bir ifa eşi de. Değişik bir program hazırladım ki yani kulağım biraz değişik musikler olsun. Buyurun Nişabe Hanım. Oh.
Вспоминаю голос ночи. Он мне душу рвет и кричит. Безумно в фантазии огни. Меня не гони, ах, только не гони. Поднимаю небо глаза. Я тебя ищу, чтоб тебе сказать. Ты в моей жизни звезда. Солнце символ власти, это исчез власти. Убеждать и верить, и любить. Хочешь, подскажи мне, хочешь, помоги мне, хочешь, прикажи мне. Хочешь, подскажи мне, хочешь, помоги мне, хочешь, прикажи мне, только не гони. Bizim gün devam edilir İstanbul FM Klinikası'nın baş sponsorluğu ile tamaşaçılarımız Atrium İdman ve Eğlence Merkezi, Bruno Mali Ayakkabıları ve Milanor Mebel Merkezi sponsorumuzdur. Söhbətimiz ile kaldığımız yerden devam edirik. Onu da dikkatinize çatdırım ki, bizim günün resmi Facebook sayfası var. Orada daxil olup suallarınızı, şerhlerinizi, sizi maraqlandıran her bir şey hakkında orada bize yazabilirsiniz. Ve emin olun ki, suallarınız cevapsız kalmayacak. Facebook demişken,
Ceyda Ateş adıyla Facebook'da, Twitter'da kifayet kadar onlarla yüzlerle müxtəlif profiller var. Saxta profiller. Sizin aslında var mı Facebook profiliniz? Yoxsa necə? Ben... Bunlar sizin adınızda. 7000 izleyicisi var hatta. Elə bilirlər ki doğrudan da həqiqi Ceyda Ateşdir. Bəli. 7000'den senin hakkında birisi yapmış. Tabii, çok yani çok adıma açılan sahte hesaplar var. Facebook kullanmıyorum. Sadece Twitter adresim Twitter'da var. Varsınız. Twitter adresim var ama onun dışında hiçbir blogda bir adresim yok. Yani onların hepsi sahte. Hamısı sahte. 7000 izleyicisi var. Yəqin ki digərlər de baxır ki 7000 izleyici varsa burada dost varsa yaxud following eləyənlər varsa yəqin ki bu gerçek Ceyda'dır ama aslında belə deyil. Facebook'da yoxdur Ceyda Ateş. Twitter'da var yalnız. Evet. Twitter'da hansı ünvanı dəqiq olarak söyleyebiliriz. Yani Ceyda Tez tek A'la yazılıyor. Aha, o şekilde o adres. Aha var. Bir A'nın Ceyda Tez. Yok Ceyda Tez. Ceyda. Şimdi bunu hani çok kadar yazmak göstermek çok daha mantıklı olur o yüzden. Ceyda Tez. Evet. Müşabe Hanım siz ne diyor? Facebook'ta varsınız yoksa? Varam. Müşabe Hanım da var. Varam ben. Müşabe, el eskirli. Aha, bu şekillerimizi verilişte reklam vaxtı çektirdiğimiz bütün resimleri biz resmi Facebook sayfamıza yerleştireceğiz. Odur ki, bütün bizi izleyebilmeyen tamaşaçılarımız girip o sayfalarda tanışılabilirler. Eyni zamanda internette de bu programın müəyyən bölümlerine, hisselerine bakabilirler. Bunu da dikkatinize çatdırdıq ki, biləsiniz. Ve Ceyda Ateş hakkında ben istedim ki, başka bir sual da verim. Söyləmişsiniz ki, hərdən mən müəyyən obrazlar yaradarkən daha sonra çevrem tərəfindən, ətrafım tərəfindən bəzən xoş olmayan tənqidlər də eşidirəm, fikirlər də eşidirəm. Məsələn, bəzi açıq-saçıq belə deyək, obrazlarda yaratdığınız hərəkətlər mi var, müəyyən pozlar mı var, müəyyən səhnələr ki var, siz orada o səhnələri yaratmalısınız bir aktrisa kimi, bu sizin borcunuzdur. Amma tepkiler almışsınız ətrafınızdan, çevrənizdən. Bax, bu zaman ne edirsiniz? Səhnələrdən dolayı tepkiler aldım. Ha, dışarıdaki Yani ya sonuçta bir oyuncuyum ve rolümün gerektiği şekilde davranıyorum. İşte dediğimiz gibi işte bazen o dediğiniz sahneler oluyor. Onları işte yapıyoruz ama bir oyuncu olarak yapıyoruz. İşte kötü karakteri oynuyordum. Dışarı çıktığımda arkamdan beddua okuyanlar vardı. Hani kötü karakteri olduğum için ya da işte mesela bir gün bir tane yaşlı teyze bana gelip neden kötülük yapıyorsun diye yanağıma tokat atmış. Hani böyle tepkiler alıyorum. Ya da işte bu sahnede ne kadar işte şey oynamışsınız, ne kadar cesaret... ne kadar cesaretle oynamışsınız diyorlar ama tabii insanlar hani hem eleştirirken hem de bu sahneleri izlemeyi çok seviyorlar. Doğru. Aslında baktığın zaman. Hani tamam belki yaptığımız şey Türk halkına belki aykırı gelebilir yani sonuçta hani hiç olmayan bir insan, hayatınızda olmayan bir insanla mesela sevgili oynuyorsunuz ve dizide bir öpüşme sahneniz oluyor. Ha, bizim için bir iş yani ben onu farklı bir şekilde düşünmüyorum ama... Ama bu camiyeye ait olmayanlar bir başka evet, tepki evet, ait olmayanlar hem izlemeyi seviyorlar hem istemiyorlar yani hem de kötü konuşuyorlar. Ama dediğimiz gibi bir oyuncuysanız her şeyi yapacaksınız. Ha, belirli şartlarda, belirli ölçülerde yapmanız gerekiyor. Ben bu şekilde tercih ettim. Rolümün gerektiğini en iyi şekilde yapmam gerekiyor. Çünkü ben bir oyuncuyum. İnsanlara bunu yaşatmak zorundayım. Yani o sete girdiğimde Ceyda değil, oradaki karakteri yaşıyorum. O yüzden de hani iyi ya da kötü tepkiler almak tabii ki de güzel. Ha, kötü tepkiler aldığım zaman ben daha mutlu oluyorum. Demek ki başarmışım ki insanlardan kötü tepki alıyorum. Hani insanlara bunu dediğiniz gibi inandırmışım, aşılamışım. O yüzden daha mutlu oluyorum. Birisi bana ne kadar kötüsün ya da işte ne kadar bunu yapıyorsun dediklerine ha teşekkür ederim demek ki başarmışım diyorum. O yüzden her insan iyi ya da kötü tepkiler alır. Doğrudur. Ve bir megamda soruşum. 24 yaşına kadar bir burun ameliyatı bir sinir ameliyatı keçirdiniz. Bundan sonra düşünürsünüz mü hansısa bir yok, hayır. Ihtiyacı? Yok hayır düşünmüyorum. Çünkü yaşım çok genç. Ayrıca bu işi yaptığım için hani mesela şu an 24 yaşındayım. Bu yaştaki karakterleri canlandırıyorum. Ha, 30 yaşına geldiğimde belki bir anne oynayacağım. Belki 40 yaşına geldiğimde daha bir farklı karakter olacağım. Hani o yaşı yaşamak isterim. O yüzden düşünmüyorum hiçbir ben şekilde. Düşünse bile ben ne yapacağım ki? Ne yapabilirim artık bu sahneden sonra? Yani zaten ne yapabilirim yani? Kız çok güzel. Daha
başka bir şey yapamam, onun için düşünmemesi daha iyi. Düşünmüyor. Düşünürse ben sıkıntıya girerim. Ben ne yapacağım yani? Hayati Bey, Ceyda'ya benzemeyi isteyen çok mu pasiyentiniz oldu? Bak gelip... ya onu söyleyeyim, samimiyetle söylüyorum. Bazen hastalar gidiyorlar. Özellikle Ceyda Ateş gibi olmak istiyorum. Özellikle Ceyda Ateş'in burnu gibi olsun, Ceyda Ateş'in yüzü gibi olsun, Ceyda Ateş'in vücudu gibi olsun diyen hastalar geliyor. Çok ilginç. Mesela bir gün hiç unutmuyorum. Bir anlatayım o sahneydi. Anladım. Şimdi geldi, eşi var. Eşiyle beraber kadın geldi. Ben sizin ameliyat olmak istiyorum dedi. Size çok ilginç. Size tamam dedim. Olur yaparız. Ama ben de hocam bir olay yaşadım. Çok dedi moralim bozdu dedi. Onun için dedi bayağı etkilendim dedi. Herhalde dizi izliyormuş. Feriha dizisini kocası izliyormuş. Bilmiyor ama benim hastam olduğunu bana sorduğunu bilmiyor. Aha bilmiyor. Habersiz. İzlerken Ceyda Ateş'i görüyor. Bir sahnesini görüyor ve işte kendi kardeşi eşi. Onun kim olmaz diye. Ne güzel kız falan dedi kendine. Kıskanım. Çok kıskanmış. Gerçekten çok kıskanmış ve onun üzerine eşiyle beraber... Eşiyle beraber bana operasyona geldiler ve hemen ertesi günde operasyon oldular. Düşün yani bir an önce olmak istiyorum ben diye. Hakikaten bir rol mü? Yok yok kendi hanım. Kendisi eşiyle beraber geldi. Eşiyle beraber geldi ya tabii tabii eşiyle beraber hanım, geldi. Hanım hayat yoldaşıyla geldi. Ama diziyi akşam izlerken işte birkaç gün önce eşi, abisi, benim abim diyor eşim hep beraber izliyor diyor. Ceyda'ya bakın herkes, çok güzel falan. Herkes wow wow diye bir kelime demişler. Wow ne güzel kız dedikten çok etkilendim diyor. Ben de o zaman gideceğim. Kıskanım. Ben de yani bu tür şeyler oluyor çünkü sanatçılar, oyuncular rol model oynuyorlar. Toplumda gerçekten çok iyi takip ediyorlar. Onların görüntüsü, onların burnu, onların vücut hatları toplumda çok örnek olarak alınıyor. Ellerine resimlerini alıp resimleriyle giren insanlar var. Ben evet. Bu resimdeki gibi olmak yani, istiyorum. Ceyda Ateş gibi olmak istiyorum. İnsanlar. Dediği doğru, kuaföre gidiyorlar işte. İşte saç rengi ne kadar hani insanlar. Mesela sürdüğüm ojeye kadar takip ediyorlar ve gittiklerinde işte kendi işte kuaföre de gittiğim zaman söylüyorlar. Ya Ceyda geliyorlar buraya. Küçük kızlar senin ojeni istiyorlar. Hani ojenin rengini istiyorlar. Aksesuarlar, giyim, ayakkabı, her şeyi çok istiyorlar. Çanta. Tabii. Çok da yazıyorlar mesela. Bir programa çıkıyorum. Nereden aldın? Ya da işte mesela bazen bilindik bir marka oluyor. Biz de aldık diyorlar. Giyiyorlar, resim çekiyorlar. Bak biz de aldık senin ceketinden. Ve bir megam da var. Orada serialdaki Hande obrazı çok şık giyinen, giyimine çok dikkat eden bir obrazdı. Çok güzel giyimler giyinir ve brand olur, dev olur bak o giyimler. Hande obrazı ne giyinirse her gün onun okşarları bile bir neçe renkte o giyimler satılır. Satış evet. Rekordu kırılır. Yani çok takip ediyorlardı. Kıyafetlerimi çok takip ediyorlar. Hatta Almanya'da filan Hande'nin taklitlerini yapıyorlarmış. Yani Hande'nin hareketleriyle burnu yukarıda bir kız. Evet. Böyle Hande'nin gezen. Mimiklerini yapıp aha. Hani çok tepkiler duydum. Mesela Almanya'ya da gittiğim zaman insanlardan da çok güzel tepkiler aldım. Hani onlar da işte bize senin gibi yaptığın hareketleri yapıyoruz dediler. Ceyda düzünü söyleyip bak burada itiraf ile hoşunuza gelir mi? Bak bütün bunları eşiden de sizin taklit yapırlar sizin hakkınızda. Giyiminizi tekrarlıyorlar. Hatta tırnak boyasını bile tekrarlıyorlar. Ya beğenilmek, örnek alınmak tabii ki de çok güzel. Hani beni mutlu ediyor. İnsanlardan aldığım tepkiler, insanların beğenmesi, işimi beğenmesi, başarım. O yüzden hani her insan sever hani böyle beğenilmeyi, örnek alınmayı. Ben de seviyorum. Hani elimden geldiği kadar hani genç nesile ya da çocuklara, çünkü bizi çocuklar da izliyor, dikkat etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Sonuçta biz de insanız, yanlışlarımız olabiliyor ya da yanlış haberlerimiz tabii, çıkabiliyor. Tabii. De biliyorsunuz İstanbul basını çok daha farklı, ben çok daha büyütüyor. Ben böyle Ceyda intihar ediyor. Tezgisinden ayrılandan sonra siz de çok teccüp içinde kalmışsınız ki bunu meyyen tabletler kabul edip intihara gelip. Yani ben uyuyordum sabah, arkadaşım aradı beni. Sen işte ne kadar manyak bir kızsın, neredesin, neden böyle bir şey, ne yapmışım diyorum. İşte uykum için haberleri bilmiyorum, uyuyorum, ne yapmışım, intihar etmişsin, ya saçmalamayın, evimde yatıyorum yani. Hani böyle bir, hatta böyle de, yani hatta açıklama yaptım, hani bunu yapmak acizlik ve zayıf insanlara yakışır. Evet. Hani ben böyle bir kişiliğe sahip ben özüme güvenen bir normal şartlarda da insanlar, evet hayatlarında insanların çok zor dönemler olabilir. Tabii. İnsanlar sevgilisinden ayrılabilir, kocasından ayrılabilir, bunlar en şeylere yani normal. En normallere. İnsanlar hayat mücadelesi veriyor. Hastaları var. Hastaneye yatan hastaları var. Bir sürü şey. Anne babalarını kaybeden insanlar var. Hani bunlara karşı dik durmak gerekiyor. Yani intihar etmek ya da kendine zarar vermek. İntihar etmek, bunlar çözüm değil. Çok büyük günah.
Tabii. Hani bunlar çözüm değil. Bunlar insanı zayıf kılan şeyler. O yüzden hayata karşı insanlar hep dik durması gerekiyor. Evet, hakkımızda saçma sapan haberler çıkıyor. Biz açıklama yapıyoruz. Yani herkes aradı o gün. Ben bile şokum. Hani babam bile bir an dedi ki sen ne yaptın baba, iyi misin dedim yani. O yüzden dediğim gibi yani elimden geldiği kadar genç nesile, aha, kardeşlerim var. Onlara çok örnek olmaya çalışıyorum. Ve bir megamda söyleyeyim ki biz artık bilirdik ki Ceyda konağımız olacak 2-3 gün sonra. Bu haber de yeni yayılmıştı. Emektaşımız Aysel, biz de müxbirimiz. İnterneti açan kimi haber çıxdı ki Ceyda Ateş intihara cəhd edib. Bu kız 2-3 gün sonra bizim konağımız olacak. Necə belə bir şey olabilir? Birbirimize baktı. O haberi çıkartan muhabir de benle 3 gün önce röportaj yaptı. Hani böyle gayet gülerek, eğlenerek bir röportaj yaptık. 3 gün sonra intihar etti, evet, diye bir haber çıkardı. Hemen okundu. Çok rekorlar. Çok okundu. Rekorlu. Yani bayağı konuşuldu. Yani ünlülerin, meşhurların adından istifade edip böyle bir haberler de tabii ki habere göre, okunma sayına göre böyle diye çalışırlar ki böyle haberler yayınsınlar. Ama tabii ki siz açıklama verip aydınlık getirirsiniz. Çünkü meşhurların, ümumiyyətlə gündemde olan insanların izleyicileri, onları, evet, sevenler çok olur. Bakın bizim programı, biz anons edilmiştik ki Ceyda Ateş konağımız olacak, Nüşabe Hanım konağımız olacak, Hayati Bey konağımız olacak. Birçok harici ülkelerden bizi izleyenler var hal-hazırda. Belçika'dan hususuyla size salamlar gönderirler. Belçika'dan dostlarım, Belçika'dan izleyirler. Yılmaz Bey, Nazlı Hanım, Hollanda'dan bizi izleyirler. Selamlar gönderirler. Ceyda Hanım'a, Hayati Bey'e, Nüşabe Hanım'a sizi salamlar gönderirler. Biz izleyen herkese, dünyanın her bir yerinden herkese teşekkür ederiz ki çok sağ olun ki vaxtınızı ayırıp biz izleyirsiniz, bakırsınız ve Hayati Bey'in elinde bir dergi görürsünüz ki İstanbul Eklim Klinikası'nın güzelliği hakkında olan tek dergidir, tek jurnaldır ki ilk üz kabağında məhz, evet, Ceyda Ateş yer alır. Şimdi onu söyleyeceğim. Bu dergi, şimdi bu 8. sayısı biliyorsunuz Dalia Mehmedova kapaktı. 9. sayısı şimdi hazırlanıyor. Önümüzdeki ay Mart'ta 9. sayısı çıkacak. İlk sayı 3 ayda bir yayınlanan bir dergi biliyorsunuz. İlk sayısının kapağı Ceyda Ateş'te. Evet. Dergi Ceyda Ateş'te başladı. İlk kapak o oldu. Ve şimdi uğurlu oldu. Editörler yine peşinde. Seni alıyor. Evet, kesinlikle. Burada haber. Editör Selda Hanım evet, peşinde. Tekrar Ceyda Hanım'ı kapak yapmak istiyorlar. Ama o da güzel bir şey oldu. Yani ilk Ceyda Ateş'le başladı kapak dergi. Ve doğrudan da uğurlu oldu. Geri gelmişken ile bu jurnalın birinde size hediye edirəm, evet, Müşabe Hanım. Bu yüz kabığında belli Lale Hanım'dı ve birinde Ceyda Hanım'a hediye edirəm. Tabii tabii, tabii. Bizim çok da Ceyda'ya hediye. Şimdi Lale Hanım yüz kabığında yer alıp. Çok güzel bir dergidir güzelliği hakkında. Tabi bu dergi hep söylüyorum gerçi. Ama ben de ameliyattan sonra bu dergiye çıkarım. Memnuniyetle, bakalım değil mi? Memnuniyetle. Memnuniyetle. Nasıl görsün? Tabi her sayısında ünlü bir Azeri sanatçı kardeşimiz, arkadaşımız kapak oluyor. Evet, evet, evet. Ameliyattan sayısında sonra inşallah Nüşabe Hanım'ı da. İnşallah. Bu bizim dergimiz Türkiye'de bayi satışı olan, bayilerde satılan, üst düzey kitapçılarda, evet, diyenlerde satış olan bir dergi. Türkiye'nin tek güzellik dergisi. Türkiye'nin tek estetik dergisi. Tek Türkiye'nin estetik çıkan dergisi. Tek periyodik estetik dergisidir. Odur ki alanındaki herkes uzmanlar, tabii uzmanlar estetik konusunda sadece estetik cerrahi ile ilgili değil. Güzelliğin diğer alanları, moda konusunda, sporla ilgili, yani güzelliğe, sağlığa ve yaşama dair her şey var. Ben öyle biliyordum, bu dergi Azerbaycan'da çıkır. Bakın bu dergi hem Azerbaycan'da çıkıyor. Hem Türkiye'de. Türkiye'de çıkıyor hem de Azerbaycan'da. Tabii tabii, tabii tabii tabii. Her iki ülkede çıkan dergi de böyle mi? Türkiye çıkan dergi de aynı. Sadece kapakta hiç aynı, röportaj aynısı. Röportaj aynı. Tabii kapak sadece kapak farklı. Sadece kapak farklı ama röportaj aynı. Lale Hanım'ın röportajı yine içeride var, evet, resimleriyle beraber hepsi var. Aynen. Türkiye'deki de var. Hepsi var. Tabii tabii. Nüşabe Hanım, yeni bir mahnı ifa eləmişdiniz reklamlardan, reklama çıxmazdan əvvəl. Ve Ceyda Hanım da çok beğendi o mahnını, hem Rus dilinde hem Türkçe oxudunuz. CD'ni istedi, üstünüzde de CD olmadı. Mahnı hakkında istedim bir qədər danışasınız. Yaradıcılığınızdaki son yeniliklerden, yeni bir imicdə Nüşabe Ələsgərli hansı yenilikler vəd eləyir? Aslında, demek noyabr ayında ben biraz hastalandım. Soğuk, o griplerden değmişti. Soğuk oldu. Sesimde problem var idi. İndi necə yeni mahnılar yazdırdım. İndi dinleyirim o mahnı, şarkıları, mahnıları dinleyirim. Yani beğenmirəm. Yeniden onu okuyacağım. Hə, çünkü sesim hoşuma gelmir orada. Ama ilk inşallah ki foto sesi eləyəcəydim. Ama eləməyəcəm. Hayati Bey'le biz görüşeceğiz. Fikri değişti. Evveliyat eləyəcəyik, yaptıracağız. Ondan sonra fotosesi eləyəcəyik. Yeni bir albumumu. İnşallah.
Ceyda xanıma da təqdim edərəm, Həyati bəyə də sizə. İnşallah. Şəbəh xanım, Ceyda Ateş uşaqlığından 5 yaşından bəri müxtəlif obrazlar yaradıb. Amma belə deyirlər ki, hər bir insan, əslində aktyor, aktris olmayan hər bir insan bir obrazı yarada bilir. Özünün oynadığı bir obrazı yarada bilir. Şəbəh xanımın istədiyi, ürəyindən keçən, qəlbindən keçən bir obrazı varmı ki, serialda çəkilmişdiniz, onu oynamaq istəyir bundan sonra? Azərbaycanda mən Ceydə xanım üçün söyləyirəm, Həyat bəy üçün. Yəni tamaşaçılar bilirlər, Yanmış Körpülər adlı 24 seriyalı bir dizi var idi. O serialda mən çəkilmişdim. Baş rollardan birində. Pis alınmamışdı. Yəni şarkı mahnı da mənim mahnım. Yanmış Körpülər. Bilmirəm, yəni dəvət eləsələr yəqin ki oynayaram. Amma ki belə xüsusən arzuladığım, ay mən o obrazı yaradardım. Elə şeylər düşünmürəm. İnşallah arzuladığınız bir obrazı da bundan sonra yaradıcınızda yaradarsınız, amma təbii ki əməliyyatdan sonra. Əməliyyatdan sonra. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə, çox minnətdaram. Çox sağ olun ki gəldiniz. Ceydə xanım, sizə xüsusilə təşəkkür edirəm. Həyati bəy, sizə minnətdaram. Nüşabə xanım, sizə təşəkkürlər. Çox sağ olun ki gəldiniz. Proqramımız artıq yekunlaşır. Qısaca olaraq, son olaraq buyurun. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok sevilen Azerbaycan'ın bence şu an herhalde reytingi en yüksek olan programında olmaktan dolayı çok mutluyum. Size tebrik ediyorum böyle bir başarılı programı başarıyla sürdürdüğünüz için. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ceyda Hanım'a teşekkür ediyorum, bizim misafirimiz oldu, tekrar geldi buraya. Şahin Hanım'a çok memnun oldum tanıştığımıza. İnşallah bundan sonra dostluğumuz mutlaka devam edecek. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, minnettarız bir daha her birinize. Ceyda Hanım sizi yine de görmek istiyor programımızda. İnşallah nöbete seferlerinizde mutlak gözleriz. İnşallah. Ve ben, böyle buyurun. Sonra muhtemelen onu konuştuk. Bir sevenleriyle bir imza günüyle, tanışma günü maraqlı vardı. Ondan da çok güzel olardı. Çünkü çok izleyicisi var. İnşallah. İnşallah növbəti seferlerinizde. Benim geyimime göre şahsi teşekkürlerim olacak. Aygün City'de ikinci mertəbədə yerleşen Bravo mağazasına xüsusi teşekkür ederim. Amazonka ekskluziv kadın ayakkabıları mağazasına Gündüz Bey'e teşekkürler. Amazonka'da 30%'dan 50%'e de xüsusi indirimler var. Buyurun siz de gidin, güzel ayakkabıları elde edin ve aksesuarlarıma göre, bak bugünkü güzel aksesuarlarıma göre bu üzüğümü de xüsusilə çekin, xayiş edirəm. Agat Bijuteri aksesuar mağazasına minnettarlığımı bildirirəm. Haftanın birinci gününde bizim günü beləcə yekunlaşdırdıq əziz dostlar. Nüşabə xanımın gözəl ifası gələcək sonda. Hələlik Allah'a emanet olun. Bir baxışın oduna düşdüm, əbədilik yandım. Bu eşqin ateşi sönmür, oduna dayandım. Bir baxışın oduna düşdüm, əbədilik yandım. Bu eşqin ateşi sönmür, oduna dayandım. Nə vaxta can sözüm dilimdə susacam, həsrət ilə nazlı yara baxacam. Nə vaxta can sözüm dilimdə susacam, həsrət ilə nazlı yara baxacam. Kaşı kara, gözü kara, gel beyime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni çekme dara. Kaşı kara, gözü kara, gel beyime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni çekme dara. Bir baxışın oduna düşdüm, əbədilik yandım. Bu eşqin ateşi sönmür, oduna dayandım. Bir baxışın oduna düşdüm, əbədilik yandım. Bu eşqin ateşi sönmür, oduna dayandım. Nə vaxtacan sözüm dilimdə susacam, həsrət ilə nazlı yara baxacam. Nə vaxtacan sözüm dilimdə susacam, həsrət ilə nazlı yara baxacam. Kaşı kara, gözü kara, gel beyime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni çekme dara. Kaşı kara, gözü kara, gel beyime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni çekme dara. Kaşı kara, gözü kara, gel beyime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni çekme dara. Kaşı kara, gözü kara, gel beyime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni çekme dara.
Dilim dimdir utanır, yürek sensiz dayanır. Ne olur gözüme bak, sevgi gözden yaranır. Dilim dimdir utanır, yürek sensiz dayanır. Ne olur gözüme bak, sevgi gözden yaranır. Kaşı kara, gözü kara, kalbime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni çekme dara. Kaşı kara, gözü kara, kalbime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni çekme dara. Kaşı kara, gözü kara, kalbime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni çekme dara. Kaşı kara, gözü kara, kalbime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni çekme dara. Sponsor İstanbul FPM Estetik Klinikası. Sponsor Atrium İdman ve Eğlence Merkezi. Asil İtalyan ayakkabı brandi Bruno Mali ve keyfiyet ve rahatlığın doğru ünvanı Milanor Mebel Merkezi bizim gün programını takdim etti. Hadiseden